Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde sıcak günler devam ediyor ama Fenerbahçe gündemi daha 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 sıcak. Fenerbahçe gündemi yetmiyor gibi başkalarının da ortalığı karıştırma çabaları daha daha etkili. Öncelikle 34.200 için teşekkürler. 34.300'e doğru gidiyoruz ben bu videoyu çektiğim sıralarda. Birazdan da İsmail Kartal ve bir futbolcumuz açıklamalarda bulunacak. Onun öncesinde çekiyorum. Şimdi neresinden başlayayım bilmiyorum. Tete Galatasaray'ı rezil edecek şartlarını kabul ettirdi. Apar topar yurt dışına gitmesin de bu gizli. Şartlar 12 milyon euro imza parası, 5 milyon euro senelik ücret, 4,5 milyon euro artı 500 bin euro bonus şeklinde. 12 imza, 5 senelik ücret. Bakalım Galatasaray bu ücretleri kapa nasıl açıklayacak? SPK'ya gerekli yazışmaları iletmek için lazım olacak. ATM elemanları malum WhatsApp üzerinden yeni göreviniz tanımlandı. Ücret konusunda gerekli indirimleri gerçekleştirin. Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük, Yakup Çınar, Haluk Yürekli. Cehennemde okuyor oynayacak dörtlü tayfa. İlerleyen günlerde SPK ve UEFA açısından doğru iletişim kanallarını paylaşacağım. Sonrasında toplu adımlar atacağız diyor. Desteklerinizi, desteklerinizi bekliyorum. En etkisini kısa sürede göreceksiniz diyor. Lake of Tears. Yani Fenerbahçe'ye çalım attığını iddia eden Galatasaray'a birileri çalım değil şey atmış. Ne atmış dersiniz? 12 milyon imza parası. Güzel para. 5 milyon yıllık 4-5 senekli imza alsa 25 milyon euro, 12 daha 37 milyon euro. Çok güzel sövüş parası. Artı bir de UEFA'dan alınacak olan 25 milyon euroluk ceza artı 3 senelik transfer yasağı. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bakalım. Hep birlikte bekliyoruz. Hep birlikte bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar o kadar mide bulandırıcı bir olay ki bazı olaylar. Ezeli rekabetin başlamasından bu yana çok zaman geçti. Bunu yine Lake of Tears söylüyor. FETÖ ile izdici olan şahsa söylüyor. Hatta fotoğrafını verip söyleyeyim. Ezeli rekabetin başlamasından bu yana çok zaman geçti. Rekabeti bitiren, en farklı galibiyete ulaşan son 20 yılda rakibini paramparça eden bir Fenerbahçe izledik. Sırp bu üstünlük nedeniyle yayıncı kuruluş derbi öncesi yayınlanan eski maçların formatında değişikliğe gitti. Geçen sezon yaşanan maçlardan sonra bu zamana kadar Okan Buruk ve Galatasaraylılar üzerinde travmalar oluştuğunu Yaşadıkları sevinç ve hezeyanlardan görmüş olduk. Dün yaşanan bu rezalet ise farklı bir boyut. Çünkü bunun adı kompleksten ziyade eziklik. Bak şimdi Okan Efendi. Sen eziklik yapıp Avrupa galibiyeti sonrasında Fenerbahçe'yi hedef alırsan ben de bir konuya açıklık getiririm. Diyor Lake of Tears. Bizler Okan Buruk ismini görünce FETÖ elebaşı önünde el pençe duran diz çeken kişiyi hatırlıyoruz. Haddini ve yerini bilmen için bu bir nokta atışıdır. Devamı için hodri meydan. Biliyorsunuz Okan Buruk hüya Galatasaray Türkiye'dir, Türkiye Galatasaray'dır palavrasını sürdürüp Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçından sonra bile dilinden düşürmediği, ağzından çıkartmadığı şey olan Fenerbahçe'yi yine konuşmuş. Bilmiyorum artık ağzının ne kadar içerisinde Fenerbahçe tam olarak yani ne kadar alabilmiş çok emin değilim ama mikrop denilebilecek bir açıklama. İğrenç denilebilecek bir söz. Nihat Kahveci nasıl bir rekabet bu? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun, 3 gol atıyorsun ve aklına Fenerbahçe geliyor demiş. Hiç çıkmıyor ki. Geceleri kabuslarında. Ya bu kadar iğrenç bir olay var mı ya? Bu kadar pislik bir olay var mı ya? Ya ben de dahil hepimiz olan şöyle yapalım böyle yapalım hani ülke puanı çarçurt falan filan. Bundan sonra Galatasaray'ı desteklersem bana FETÖ'cü deyin arkadaşlar. Eğer Avrupa'da desteklersem sonsuza kadar kimle oynuyor rakibini destekleyeceğim. Yeter. Ha bizim işimize yarayacak bir sonuç olursa o amenna o başka bir olay. Yazıklar olsun sana Okan Buruk. Yazıklar olsun. İnsanları kin ve nefrete, tahrike sebep ettiğin için sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya Avrupa maçına çıkmışsın. Anlatabiliyor muyum? Kimse senin şu fotoğraflarını, görsellerini konuşmuyor. Kimse senin FETÖ'nün dizinde durduğun olayları konuşmuyor. İnsanlar seni FETÖ'cü diye anlıyor. Ya da başka bir şey diye anlıyor. Çünkü geçmişte kaldı diyorsun. Ona rağmen Avrupa maçından sonra çıkıp Fenerbahçe'ye laf atıyorsun. Bu nasıl bir eziklik? Galatasaray duruşu bu mu? Bu duruşun Allah belasını versin. Bu duruşa da yazıklar olsun. Galatasaray'a da yazıklar olsun. Ha! Bu açıklamanın cevabını eğer Galatasaray yani dik bir takım olsa, dik delikanlı, mert bir takım olsa çıkar Galatasaray der ki ya talihsiz bir açıklama olmuş. Aklına o gelmiş o an bunu söylemiş. Kamuoyundan özür dileriz der. Çünkü biz orada Türkiye'yi temsil ediyoruz der. Tabi Türkiye'yi temsil ediyorlarsa Fransa'yı falan temsil ediyorsanız bilmem. Fransa'yı temsil etseniz gene Fenerbahçe'ye laf atmazsınız. Okan Buruk dün itibariyle gözlerden düşmüştür, gönüllerden düşmüştür. Zaten düşeceği yere zaten daha önce düşmüş ama Allah da bildiği gibi yapsın. Şimdi Okan Buruk, Galatasaray, FETÖ üçgeninde ben bir şey söyleyeyim. Aklıma gelmişken. Süper Lig'de yeni sezonda takımlar takımların alacağı galibiyet primi 2 milyon 488 bin lira. Euro'yu 29.70'den hesaplarsan yani bir galibiyet 83 bin euro. 83 bin euro arkadaşlar. Beraberlik halinde ise yarısını elde edecekler. Kimin yüzünden? FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar yüzünden. 3 Temmuz vardı şöyleydi böyleydi diyenler yüzünden. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi bitirdiniz. Hayırlı olsun. Türk futbolu niye bittin? Bugün benim akrabalarımdan bir tanesi diyor ki FETÖ bitti Fenerbahçe bitti. Ne biliyorsun? En büyük FETÖ'cü sen misin? Hangi FETÖ bitmiş? Hangi FETÖ bitmiş? Ben anlamıyorum. Neresi bitmiş? Bir tane hakem. Alınmış mı içeri? FETÖ'cü hiç mi çıkmamış? Bir hakem bile çıkmamış mı? Yüz günlerce memur içeri atılmış, işten atılmış yüz binlerce. Bir tane hakemde denk gelmemiş mi? Çok ilginç. Çok ilginç. İkincisi, en çok Fenerbahçe yöneticileri cezaevine atıldı. Bilmem 37 tane yönetici, 25 tane personel. Atlarını tek tek yazmazsanız siz de FETÖ'cüsünüz. Buyurun yazın. Merak ediyorum 37 tane hangi yöneticimiz içeri atılmış? Vallahi bak merak ediyorum. Galatasaray'dan sadece iki yönetici içeri atılmış. Onu da merak ediyorum. Hangi iki yöneticiniz içeri atıldı? Fenerbahçe'de 35 yönetici. Merak ediyorum ya 35 yönetici kim? Mahmut Ustudur, Şekip Mosturoğlu'dur, Aziz Yıldırım'dur. Hangisi FETÖ'cü çıkmış? İlhan Ekşioğlu. Hani hangisi çıkmış merak ediyorum. 37 tane ismi. Yazmazsanız hani sülaleniz FETÖ'cüdür. Hadi buyurun Galatasaray'da arkadaşlar. Argümanınız var ya. Süper Lig şampiyonuna 39.8 milyon TL para verilecek. Güncel kurla 1.34 milyon euro. 1.34 milyon euro. Şampiyonlar Ligi playoff'unda elenen takım 5 milyon euro alıyorken. Bu Galatasaray'ın başarısıdır. Bu FETÖ'nün değirmenine su taşıyanların başarısıdır. Bu ülkeyi UEFA'ya şikayet edenlerin başarısıdır. Fenerbahçe'yi mahvettiydiniz Galatasaraylılar. Dağıttıydınız. Niyantlar, Luganolar falan gittiydi. Siz ne hale geldiniz? Siz ne hale geldiniz? Allah sizin şerrinizden herkesi muhafaza etsin. Ya ben hayatımda bu kadar tiksinç bir açıklamayı ilk defa gördüm. Ve Galatasaray'dan iyice tiksindim. Normalde tiksiniyordum ama daha beter tiksindim. Geçen senenin başında merak ediyorum. Allah hiç kimsenin çoluğuna çocuğuna kanser hastalığı vermesin. Çıkıp sosyal medyada kanser PR'ı kasan sayfalar oldu. Ki en çok tepki Galatasaraylılar verdi. Okan Buruğ'un oğlu kanser. Bu sene şampiyonluk görmesi lazım. Yoksa ölecek diyen sayfalar oldu. Bu kadar düşen sayfalar oldu. En çok tepki Galatasaraylılar verdi. Sonra birdenbire hasta hasta değil ki iyileşti dediler. Allah hiç kimsenin çocuğuna kanser vermesin. Hiç kimsenin de çocuğu kanser değilken kanser diye PR kastıran kişilerin ee, ne diyeyim emellerini sonuca ulaştırmasın inşallah. Allah da belasını versin bu tip insanlara. Eğer yani bununla PR kasanların Allah belasını versin. Anlatabiliyor muyum? Bak buna en büyük tepki Galatasaraylılar verdi. Yoksa ben konuşmam. Ben konuşunca yanlış anlarsınız. Açın bakın neler yazıyorlar. Şampiyon olmak için çocuğu hayatında oynuyorsunuz. Bilmem işte bu çocuğu her gün gündeme getiriyorsunuz. Ben size soruyorum. İsmail Kartal'ın kaç çocuğu var? İsimlerine. Mesela şey, Selahattin Makin'in kaç çocuğu var? İsimleri, ne? Mesela, Sel çocuğu var? İsimleri ne arkadaşlar? Ya gerçekten iğrenç şeyler oluyor. Yani ben bu konuyu konuşmak istediğim için konuşuyorum. Lake of Tears'ın son açıklaması diyor ki şunu önemli belirtmek isterim. Saha dışı yapılanmasını troll gazeteci ve kurullar çerçevesinde dağıtmadığım sürece Messi gelse dahi başarı bu iklimde zor. Bu nedenle transfer ve saha dışına ayrı ayrı odaklanmamızı öneriyorum. Sahada taş gibi takım olacak, saha dışında ise birlik içinde nefes aldırmayacağız. Saha dışı için özellikle daha fazla aktif olacağım diyor. Ya dün Fenerbahçe'de taraftarımızdan bir, bir arkadaşımız WhatsApp grubunda çıktı. Ülke puanı için Galatasaray'ı destekliyorum demeye getirdi. Ülke puanının da Allah belasını versin. Galatasaray'ın da Allah belasını versin. Biz neler gördük? Biz neler gördük? Trabzonspor yedek kadroyla çıkmadı mı? Avrupa Ligi'nde yedek kadroyla çıkmadı mı? Açıklayın. Açıklayın. Galatasaray yedek kadroyla çıkmadı mı? Hangisinin ülke puanı umurundaydı? Siz neler lan ülke puanından? Siz misiniz milletin bekçisi? Fenerbahçe'yle ilgilenin siz. Yolsuzluktan ilgilenin. Bilmem Zaha işte 4.5 milyon 4.35 almış Fenerbahçe'ye 7'ye kadar çıktı. 9.5 milyon euro alıyoruz diye e, menajerin açıklaması var. Sonra çıktı Galatasaray'ın ne dedi? Ya dedi işte 4 küsürü o veriyor da 5'i de menajerler şey sponsor veriyor. 9 milyon euro mu ne veriyorlarmış yıllık ücret? Çıkın bunu araştırın. Arkadaşlar 5 milyon euronun %40'ı %40'ı yani 2 milyon euro devlete vergi olarak gitmesi lazım. Vergi gitmiyorsa bunu araştırın. Ülke puanını düşünene kadar ülke ekonomisini düşünün. Ülke ekonomisini düşünün. Gariban vatandaş vergisini ödemeyince o dükkana mühür vurulur. 2 milyon euro vergi verildi mi sizce? Verildiyse bir dert, verilmediyse iki dert. Yani sponsor dediğin 7 milyon euro verecek ki 2 vergi veresin, 5 futbolcuya veresin diye. Icardi 40 milyon euro alıyormuş. Ya yalan bunlara yuva yapmış. Şeyden Arabistan'dan yıllık 40 milyon euro teklif almış da Galatasaray'ın işte 5 mi 6 mı 4 mi veriyorlar? 4 veren bir takım Galatasaray. 4'tür herhalde. Onu kabul etmiş. 40'ı kabul etmemiş. Onu kabul etmemiş. Yani. Ve buna da inanan bir sürü kitle var. Ben merak ediyorum. Dursun Özbek dese ki Allah diye bir şey yok. 1400 yıldır Hazreti Muhammed bizi kandırıyor dese. Merak ediyorum. Şu az önceki dört tane arkadaş var ya. Gazete manşetleri ne olacak? 1400 yıllık palavra. Uyutmuşlar falan mı olacak? Ya biraz dik olun. Gazeteciliğin bir onuru var. Bir gururu var. Gazetecilik Sercan Amcaoğlu'nun yaptığı gibi yapılır. Hiçbir e, menajerden komisyon almadan yapılır. Bu lafın da kim ne anlıyorsa anlasın. Hiçbir menajerden komisyon ücret almadan yapılır. Hadi şu futbolcuyu şuraya pazarlayın da size de şu kadar vereyim. Parası almadan yapılır. Bana yurt dışından bir arkadaş dedi ki hocam sana dedi şu kadar para versem bizim çocuğun videosunu falan paylaşır mısın? İşte Fenerbahçe konuşuyor der misin? Videosunu paylaşırım. Kendimce yorum yaparım ama Fenerbahçe ile görüşüyorum demem. Para yapula da gerek yok dedim. Yani bu bir örnek. Ne anlamak istiyorsanız. Sonra dedim ki ya şöyle 100-200 euro fişeklersen o zamanlar tabi euro düşük. 100-200 euro fişeklersen çok güzel bir şekilde tanıtırım. Derim ki süperlikten şu 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 takımlara da uygun bir futbolcu derim eğer uygunsa. Değilse de kusura bakma dedim. Olmadı. Şimdi düşünseniz de mesela Tete'nin menajerisiniz. Bana geldiniz dediniz ki gel senden bir özel röportaj yapalım. Sana da şu kadar para verelim. Üç büyüklerden hangisine kitlersen kitle sana da şu kadar para. 100 bin euro mesela. 100 bin euro. Çok deli para. İki tane ev alırım Kayseri'de. İkisini de kiraya veririm. Sekiz erdem. 8 sekiz on bin lira para aylık. Vallahi müthiş para. Çok müthiş para. Eğer 342 bin takipçim olsa herhalde bu teklifte bulunurlar. Güzel para. Vallahi güzel para. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Benim burada özellikle ve özellikle sizin görmediğiniz birçok yorumları siliyorum. Birçok kişiyi engelliyorum. Fenerbahçe taraftarına ağza gelmeyecek laflar edenler, küfürler, hakaretler, şantajlar, tehditler bunların hepsi bilgi bankasında kayıtlı. Olası bir dava vesaire açma niyetim olsa inanın çok şey olur. Ama ben futbolun bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Futbol içine FETÖ'nün bulaştırılmaması gereken bir güzellik diye düşünüyorum. Futbol bizi bize bağlayan, bizi bizde tutan bir olay diye düşünüyorum. Futbolun FETÖ-METÖ etkisinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Ali Koç çok uğraştı. Garibim çok uğraştı. Fena fair play olacak falan filan. Bizim ülkeye fair play falan fazla. Fazla kardeşim fazla. İsmail Kartal garibim çok uğraştı. Nereye uğraşıyorsun İsmail Kartal? Nereye uğraşıyorsun? Yok. Karşındaki rakip delikanlı mı? Karşındaki rakip senin otobüs kurşunlanmanla alay edecek kadar düşen bir rakip. Yazık günah ya. Allah kimsenin başına vermesin. Uzun lafın kısası. Ali Koç'a buradan çok net bir açıklama yapıyorum. Bunlarla baş mı etmek istiyorsun? Kur kütür kütür kadronu. Hani diyorsun ya kurum kuruluşlarda hiçbir Fenerbahçeli yok. Biz siyasetten işte git Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyinden çıkma. Cumhurbaşkanlığı sarayından çıkma. Oradan da bağla, git bakanlardan da bağla. Git e, federasyona adam mı yerleştiriyorsun? Onu da yerleştir. Bunlarla baş edemezsin yoksa. Bak ülke futbolunun geleceği için bunu yap. Fenerbahçe için değil, ülke futbolunun geleceği için yap. Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'li kongre üyesi, bilmem orada berat aldı da şöyle oldu, böyle oldu diye PR'ını yaptılar. O sezon Fenerbahçe kaçıncı oldu? Kaç kupa aldı? Değil mi? Araştırın. Merakımdan soruyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan geldi gelerek Galatasaray mı daha fazla şampiyon oldu Fenerbahçe mi? Hangisi daha fazla olduysa onun ekmeğine yağ sürülmüştür. Sen de git koç gücünü kullan. Ya da hiç Recep Tayyip Erdoğan'ı karıştırma. Ve taraftar kimi istiyor? Jorginho istiyor. Endidi istiyor. Nicolas Dominguez istiyor. İşte Hakim Ziyek istiyor. Ahmet istiyor. Mehmet istiyor. Git Fenerbahçe kasasından 2 milyon euro. Koç Holding bünyesinden 7 milyon euro ver. 9 milyon euroya getir futbolcuyu. Anlatabiliyor muyum? emekli olabiliyormuş. Bunu yaparken de çık açıkla de ki arkadaş ben şu getirdim şu getirdim şu kadar sponsorluk parası verdim şu kadar da devletime vergi veriyorum. Galatasaray'ın da vergi verdiği vergi araştırmak için komisyon kurulmasını istiyorum. Hatta çık bunu Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat söyle. Sonra da çık gazetecilerin önünde açıklama yap. Yani ben böyle bir talepte bulundum de. Karıştır ortalığı. Bak rakip ne yapıyor biliyor musun? Rakip soğuk savaş yapıyor. Seni soğuk savaşta yıldırma peşine düşüyor. Soğuk. Soğuk savaşta. Seni beceriksiz ilan ediyor. Seni iş bilmez ilan ediyor. Seni yoğurtçu ilan ediyor. Seni aşağı alıyor, Seni yerin dibine sokuyor. Kendi yapamadığı transferlerde bile yapmış imajı veriyor. Ne oldu? Firminolar, Dimaryalar ne oldu? 800 tane isim yazıldı Galatasaray'a. Kim geldi? Gele gele Angelina Jolie geldi. O da Kazımcan'a bile forma kaptıran futbolcu. Sonuç Dün kim oynadı? Bakan bu oynadı. Bakan bunu işten açısı halini gördünüz değil mi? Fenerbahçe alsa çöplersiniz Galatasaray alınca övüyorsunuz. Bakan bu Halil Devrişoğlu İkardi. Adamların forvet attı. Seninki Edin Ceko dünya markası. ayı 10 milyon eurodan bugün satıyorum desen satacağın isim. Umut Nahir o da Türk rotasyonu şöyle böyle. Ve Ekan falan düşünüyorsun arkasına. Allah Fenerbahçe taraftarına akıl fikir versin. Bu Bizans oyunlarıyla baş etmemiz için de biz bunu yapamayız. Ben 34.200 kişiden sorumluyum. 34.300 olmak üzere ondan sorumluyum. Bu kadar sesim çıkıyor. Ama sizin milyonlarca kişiye sesiniz çıkıyor. Ya Fenerbahçe taraftarına doğru düzgün örgüt değil. Ya da hiç konuşmayalım. Hiç boşuna dilimizi dökmeyelim. Anlatabiliyor muyum? İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüş ve önerilerinizi lütfen yazın arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi lütfen yazın. Anlatabiliyor muyum?